Ya kusura bakmayın. Yayın kesildi mi? Şimdi dediğim şey şu yani niye Türkiye Myanmar'a o kadar çok destek veriyor, Arakan'a bu kadar çok destek veriyor? Halk Arap kardeşlerimizin başına bir şey gelince Filistin, Suriye olsun bütün devlet ayağı kalkıyor ama kendisi soyu Türk olan, Müslüman olan milyonlarca insan Doğu Türkistan'da kamplardayken ölümle mücadele ederken Niye insanların sesi çıkmıyor? Yani bunların en büyük sıkıntılarından bir tanesi onların elinde videolar var, resimler var. Bizim elimizde bir şey yok. Neden biliyor musunuz? Yani düşün 100 metrede bir tane checkpoint diyoruz. Yani karakol gibi bir şey var yani 100 metrede hani havalimanında size şey yapıyor ya hani e, çantalarınıza bakıyor, telefonlarınıza bakıyor. Öyle ya 100 metrede sokak başı böyle yerler var yani. Telefonunuzu açıyorlar yani. İçinde nasıl resimler var? Bir, bir şey resim çektiniz mi çekmediniz mi? Herkes eğer res, Telefonunuzda değişik yani kamplarla ilgili bir şey olduğu zaman hemen hapse giriyorsunuz yani. O yüzden Çin'den ne bize oradan bir resim girebiliyor ne çıkabiliyor. Çin çok e, encapsulated diyoruz biz. Yani dünyanın ayrı bir yer. North Korea gibi bir yer yani. Oradan çünkü o, o resimler çıkartamıyoruz. Çıkartamadığımız için belki de e, halktan bu kadar çok destek gelmiyor Uygur Uygurlara. Şimdi... E, Bizim en büyük korku korkularımızdan bir tanesi bu arkadaşların yani 3 milyon insanın e, zorla kanla bunların DNA testini e, yapıyorlar. Mesela bizim bir tane e, bir, bir bayan geldi yanıma. E, Fear Fearfax'tı Amerika'dan. Ondan sonra ağlamaya başladı. Dedi kuzat dedi "Ben seni tanıyorum." dedi. Ondan sonra böyle ağlamaya başladı. Ben dedim "Abla ne oldu?" dedim. "Ben seni tanımıyorum." dedim. Dedi ki bana "Sen dedi benim evime e, akşam yemeğine gelmiştin." sen benim kardeşim Enver'in dedi en yakın arkadaşısın dedi. Sonra hatırladım evine gitmişim. Lise arkadaşım. Çok atletik bir arkadaş. Çok sağlam bir arkadaş. Böyle boksta, işte koşmada, futbolda çok iyi bir arkadaştı. Dedi geçen sene kardeşimi götürmüşler. Hemen hastaneye götürmüşler. Bütün bedenini test yapmışlar. Ciğerlerini, böbreklerini, kalbini test yapmışlar. Ondan sonra DNA'sını toplamışlar. Sonra kampa götürdüler dedi. Sonra biz babam dedi bir kampa gitti dedi ki öbür kampa gönderdik. O kampa gitti öbür kampa gönderdik. O kampa gitti o da öbür kampa gö gö gönderdik diye. Ee, izini kaybettim dedi bizim kardeşimizin en evvel izini kaybettik dedi. E, korkum şu dedi kız ağlıyor yani abla. Acaba dedi böbreklerine çaldı mı kalplerine çaldı mı? Çünkü Çin biliyorsunuz e, organ çalmada dünyada birinci şu an. E, bizim korkumuz bu. E, şeyleri, kamplar o kadar doldu ki artık alacak yer yok. Yani bunun satellite imiş diyoruz. Uydu resimlerinden bakabiliyorsunuz. Yani 2017'de hiçbir şey yok ama 2018'de devasa böyle kamplar yapılıyor. Ya kamplara sığmıyor Uygurlar. Ne yapıyor? 300 bin, 400 bin kişi bütün e, iki hafta boyunca Kaşkar, Ürümçi, Aksu gibi yerlerden tren biletleri satış, satman, satmaları durdurdular yani. Tren bileti satmıyorlar. Bir hafta adam şey şey, şey yapmıyor yani kimseye bir tren bileti satmıyor. Ne yapıyor? Oradan işte e, Uygurları e, Çin'in Çine gönderiyorlar yani. Bilinmedik yerlere gönderiyorlar. Bu bunlar Şangay'a mı gönderdi? Acaba orada teknoloji daha mı iyi? Medical teknoloji daha mı iyi? Yani orada böbreği mi çalıyorlar? Ne yapıyorlar? Bilmiyoruz. Yani orası doldu. Artık e, Çine gönderiyorlar. Bu bir. İkincisi o kadar doldu ki bu kamplar alacak yer yok kamplarda. Duracak yer yok. Üç var diye uyuyormuş yani. Düşünün ufacık. Ee, bir ofis düşünün ufacık bir yer düşünün orada 50-60 kişi kalıyor yatacak duracak yer yok ne yapıyor 3 var diye uyuyorlar yani 2 saatten 2 saatten 3 saatten böyle sırayla insanlar uyuyorlar. Bir tane Mihirgül Tursun diye bir, bir bayan hayat sağlam çıkabildi oradan dedi ki benim kaldığım dedi 3 e, ay içerisinde sadece 3 ay içerisinde kendiliğinden oradaki şartların zorluğundan ölen insanların sayısı 9 dedi yani. Üç ay içerisinde kendiliğinden ölen insanlar. Yani işkenceyle, çalmayla, böbreğinin çalmayla ölen insanlar değil. Yani normal kamplarda yaş yaşayarak ölen insanların sayısı dokuz dedi. Yani bunları düşünün kardeşlerim. Bizim elimizde resim yok. Ama ben bunu kendim anlatıyorum. E, Kamplar doluyor. Bu sefer ne yapıyor Çinliler? Her eve bir tane Çinli ajan gönderiyor. Düşünün yani kamplarda yer olmadığı için. Yani sizin akrabanızın evine ablanızın evine, kardeşinizin evine bir Çinli komünist bir, bir arkadaş arkadaş diyorum ya estağfurullah. Çinli komünist bir ajan evinize geliyor sizinle beraber yaşıyor. Yemeğinizi yiyor. Aynı sofrada oturuyor. Yatağınız yatıyor kardeşim. Kaç tane yani bana Çinli bir Hristiyan bana bu şeyleri getirdi. İstihbaratı getirdi. Çünkü Uygurların o kadar özgürlüğü yok. Hristiyanların daha fazla. Çinlilerin daha fazla özgürlüğü var. Onlar da ehli kitap olduğu için bunları benimle paylaştı kardeşim. Bana dedi ki bu kaldığı bu ajanların evde kaldığı süre, süre sürelerde kaç tane kızlara tecavüz, tecavüz olayları? Çünkü neden? Babaları hapiste. Babaları ceza e, şey e, kamplarda tutuluyor. Tutulduğu için bu kızlara, bu bayanlara orada Çinli komünistler tarafından onlar tecavüze uğruyorlar. Kaçsi kaç tanesi intihar ediyorlar kardeşim. Yani böyle olaylar var şu an e, Doğu Türkistan'da. Şimdi Orada bu Çinli ajanlar evinizde ne yapıyor? Kapıdan giriyor kardeşim, duvara bakıyor. Orada Allah mı yazıyor? Ne yazıyor? Muhammed diye bir şey asıyor mu orada? Ona bakıyor. Eğer o orada Kur'anla dinle alakalı bir şey oluyorsa duvarda hemen oraya yazıyorlar, sizi rapor ediyorlar, kampa götürülüyorsunuz. Evinizde Çince mi konuşuyorsunuz? Türk şey mi? Uygurca mı konuşuyorsunuz? Türkçe mi konuşuyorsunuz? Çince konuştunuz, 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 konuşmadınız. Ağzınızdan Uygurca kelime çıktı. Hemen kampa gönderiliyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra Allah'a amanet ol. Selamun Aleyküm. Yani bu kelimeleri kullanıyor musunuz? Kullan Allah'ı ağzınıza alıyor musunuz? Allah ağzınızdan çıktı bela. Başınıza bela. Neden? Çünkü sen dine inanıyorsun. Çin'e düşmansın. Sizi kamplara gönderiyorlar. Duvarda mutlaka ve mutlaka her evde Çin başkanı Xi Jinping'in resmi olması lazım. Ona tapmanız lazım yani. Ona tapmadığınız sürece başınız belada. Şimdi herkes Türkiye'de ben biliyorum yani sizin cüzdan, cüzdanlarınız var mı? Cüzdanınızı açın bakayım kimin resmi var? Sevgilinizin resmi vardır. Erkek kız arkadaşı, baba, hala, çocuk, kız yani kendi sevdiklerinizin resmi var, değil mi? Şimdi Çin'de Doğu Türkistan'a gidin. herhangi bir Uygurun e, cüzdanını açın. Orada kimin resmi var biliyor musunuz? Xi Jinping'in resmi var. Çin başkanının resmi var. Çünkü kendini korumak için ona taptığını göstermek zorundalar yani. Eğer orada başka birinin resmi varsa başına bela olacak yani. Böyle şeyler oluyor kardeşlerim. Şimdi Çin 1949'dan beri e, tek çocuk uygulaması yapıyor. Sadece bir tane çocuğunuz olabiliyor Çin'de. E, bu ne oluyor? Şimdi Çin'de şey bakıyorlar, bebeğe bakıyorlar ultrasondan Çinliler. Ondan sonra kız olduğu zaman hemen orada cahiliye dönemi gibi daha bebek doğmadan orada kürtaj yapıyorlar. Erkek olduğu zaman doğuruyorlar. Neden? Çünkü Çinlilerin kültüründe biz kendi soyumuzu, sülalemizi anca erkeklerle devam ettirebiliriz diye. Bu sefer 50-60 yıl böyle yapınca Çin'de şu an belki 50-60 milyon, 100 milyonlarca erkek var. Kendilerine eş bulamıyorlar yani. Evlenecek kız yok. Ne yazık ki Doğu Türkistan'da ne yapıyorlar kardeşlerim biliyor musunuz? Çin Komünist Partisi Çinli komünistlere orada yaşamanın orada Çin Komünist Partisi'ne üye olup Uygurlara zulüm etmenin bir mükafatı olarak bir ganimeti olarak bizim Uygur kızla kardeşlerimizi onlara hediye olarak veriyorlar. Hatta toplama kamplarına Çin komünistlere giderek bizim bayanlarımızı sıraya dizerek sıradan böyle bakıyorlar. Ondan sonra şunu şunu diyorlar. Böyle götürüyorlar. Ne yazık ki bunları konuşuyoruz burada. Eee... Türkiye'de kardeşlerimizin sesi çıkmıyor. Çıkartılmıyor. Arakan olunca, Suriye olunca. Yani ben kıskanıyorum. Yapacak bir şey yok yani. Kıskancımı açıktan anlatmak zorundayım yani. Keşke ben Arap olsaydım ya. Keşke Arap olsaydım daha çok dikkatinizi çekerdik. Babam Arap olsaydı Türkiye ayağa kalkardı belki. O Çinlilere ganimet olarak verilen Kız kardeşlerimiz Arap olsaydı Türkiye ayağa kalkardı. Ama keşke Arap olsaydım. Kıskanıyorum. Kusura bakmayın. Şimdi gün gittikçe e, her gün Çin, Doğu Türkistan'da Uygur kızları e, Çine e, gönüllü olarak ben Çinli bir komünistle evlenmek istiyorum diye. E, başvuru yapıyorlar. Yani formları doldurup e, Çin Komünist Partisi'ne kendi bağlılığını bildiriyorlar. Neden? Çünkü diyor ki ben diyor bir bayan seninle Çinlilerle evlenirsem, Çinli Komünistlerle evlenirsem ne olur babama dokunmayın. Kardeşime dokunmayın. Ya da onları hapislerden bırakın diyor. Yani böylelikle yani kendi iffetini Çinlilere vererek akrabalarını, babalarını, kardeşlerini Hayatını kurtarmak istiyorlar bayanlar ve zorla Çinli komünistlerde evleniyorlar. Bunun bütün videoları Facebooklarda, sosyal medyalarda mevcut. Kaç tane intihar olayları mevcut. Bunlar oluyor biliyorsunuz. Bunlardan geçelim. Ondan sonra çocuklar. Şimdi geçen Radio Free Asia diyoruz. Erkin Asya Radyosu, Hür Asya Radyosu diyelim. Amerika'da Uygurca yayın veriyor. Bir köyde Doğu Türkistan'da sabah 3 yaşında bir çocuk donarak ölmüş. Yani çocuk donmuş yani resmi var orada. Sonra ne olmuş? Niye donarak ölmüş? Çünkü annesi babası aynı anda toplama kamplarına götürülmüş. Çocuk da ortada kalmış yani. Akrabanın evine niye göndermiyor biliyor musunuz? Hani Türkiye'de diyelim ki dünyanın herhangi bir yerinde anne baba götürüldü. Ne olacak? Akrabanın evine, kardeşin evine, teyzenin evine ya da... E, Anne anne, baba annenin evine gönderiyorlar değil mi? Niye gönderiyor, gönderemiyorlar biliyor musunuz? Herkes toplama kampında. Şimdi bu çocuk donarak ölmüş, annesi babası, sahip çıkacak kimse yok. Şimdi köy bölgelerinde böyle oluyorlar. Çocuklar perişan, açlıktan ölen çocuklar var, kaybolan çocuklar var. Çünkü köyler dağlar rayon biliyorsunuz yani orada çok fazla insan yaşamıyor. Öyle çocuklar bu durumda. Ama büyük şehirlerde, Ürümçi, Kaşkar gibi şehirlerde ne oluyor? O, orada e, apartmanlarda biliyorsunuz belki yüzlerce çocuk yaşıyor bir mahallede. Bütün çocukları götürüyorlar, bir kampa sokuyorlar. Onlar da kamp yani, çocuk kampı. E, annesi, babası, akrabaları götürülmüş. Milyonlarca çocuk olabilir yani. Bu çocuklara e, Uygurca konuşmak yasak, dinimizi öğrenmek yasak, e, helal yemek yemek yasak. Bunlar sırf e, Çin Komünist Partisine, Partisi'ne nasıl tapmayı öğretiyorlar orada. Çince konuşuyorlar, Çin, Çince elbise giyiyorlar. Yani böyle işkencelere maruz kalıyorlar. Onlar artık belki birkaç ay sonra Uygur'da olmayacak, Türk de olmayacak. O yüzden kardeşlerim ben bunları anlattım. Ee, ne yazık ki sadece 7 kişi izliyor. Bunları lütfen dağıtın. Lütfen bunları paylaşın. Benim babam şehit olduğunu düşünüyorum babamın. Halam şehit oldu. Akrabalarımın hepsi topla kamplarında. Dediğim gibi lütfen bunları dağıtın, lütfen bunları paylaşın arkadaşlarla. Türkiye'nin uygurlara bir şey yapması lazım. Haksızlık karşısında dünya susuyor, bütün dünya Çin'in parası, Çin'in gücü karşısında başlarını kuma sokuyor. Ama ben biliyorum yani, ben Anadolu insanlarını tanıyorum. Onlar Öbür insanlara benzemiyor. Bu insanlar gerçek insanlar. Bu insanlara ben hala ben bunlardan ümidimi kesmedim. Lütfen Doğu Türkistan için bir şeyler yapın. Lütfen bunlara paylaşın. Lütfen sesinizi yükseltin. Lütfen Çin hükümetine karşı inşallah elinizden gelen her şeyi yapın. E, bugün bu kadar konuşayım ilerideki günlerde belki başka canlı yayınlar olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. E, paylaşmanızı rica ediyorum. Teşekkürler Allah'a emanet olun.